Merhaba arkadaşlar, bir başka Diablo Lore videosu ile sizleri selamlıyoruz. Bir önceki videoda Günah Savaşı'nı anlatmıştık. Bu videoda ise bu savaşın sonrasında gezegenimizde yaşanan hadiselerden bahsedeceğiz. Keyifli seyirler. Günah Savaşı sırasında her şeyin merkezinde yer alan bir şehir vardı. Kejan olarak bilinen bu şehir hem Işığın Kilisesi'nin hem de Trion Tarikatı'nın merkeziydi. Varlıkları çok eskiye dayanan büyücü loncaları da burada bulunuyordu. Ancak dinler kadar güçlü değillerdi. İki büyük dinin Günah Savaşı'nda yok olması ile büyücü toplulukların yükselişi kaçınılmaz oldu. Ancak eskisi gibi sayıları çok değildi. Üç ana büyücü klanı kendini göstermişti. Vigeray, Inyet ve Emyut. Kejan şehri eski görkeminin de ötesine geçerek artık bölgesel olarak yayılmaya başlamıştı. Hatta kendine yeni bir isim bile verilmişti. Kejistan. Kejistan'ın gelişimiyle günümüzde isimleri bilinen şehirlerin de yükselişi bu çağda başlamıştır. Kaldium, Kurast, Vision, Yureh gibi. Hazır adı geçmişken Yureh şehrinden de bahsedelim. Günah Savaşı sonrası büyücü klanlarının kontrolünde gelişen dünyamızda Yureh şehri gezegenimizin yükselen yıldızı olmuştu. Bu durum yalnızca yaşayan büyücülerin değil, cehennem tarafından da fark edilmişti. İnsanlar şehrin faziletlerinden faydalanmak için şehre akın akın gelirken şehrin önemini ve cazibesini de arttırıyorlardı. Terörün baş iblisi Diablo da buradaki potansiyeli kullanıp burayı cehennemin bir karargahı yapma niyetindeydi. Olası bir savaş durumunda şehrin üzerinde oluşturacağı bir geçitten ordularını dünyaya gönderebilecekti. Ancak her ne yaptıysa Diablo'nun terörü şehrin üzerinde etki yaratmıyordu. Çünkü şehir çok güçlü büyücülere ev sahipliği yapmaktaydı. Olası her türlü kötülük hemen def ediliyordu. Diablo ise taktik değiştirmeye karar verdi. Terörünü ve yozlaşmasını şehrin etrafındaki çevreye uygulamaya karar verdi. Bu durum önce şehre olan giriş çıkışı kötü etkiledi. Kimse şehirle ticaret yapamaz hale geldi. Tabi haliyle yiyecek sıkıntısı yaşanmaya başladı. Kıtlık ve türlü uğursuzluklarla boğuşan şehrin imdadına baş melek Myrakodus yetişecekti. Şehrin yöneticisi olan Juris Khan'la iletişime geçen Myrakodus, cennetten geldiğini ve cennetin ışığı ve faziletini Yureh şehrine bahşedeceğini vaat etti. Zaten zor durumda olan Juris Khan teklifi büyük bir hevesle kabul etti. Şehrin önde gelen büyücülerini de ikna eden Juris Khan, Myrakodus'un tarif ettiği şekilde şehri cennete ışınlamak için girişimlere başladı. Ve her zaman olduğu gibi ihanet en yakından geldi. Baş büyücü Gregos Mazi, Diablo ile işbirliği içindeydi. Zaten isminden de anladığınız üzere baş melek Myrakodus diye bir melek de yoktu. O da Diablo'nun ta kendisiydi. Ve şehri cennete değil cehenneme götürüyorlardı. Gregos Mazi ışınlanma işlemi bitmeden kendisini şehrin dışına çıkarmayı başardı. İçeride ise Juris Khan olan biteni anlayınca büyüyü değiştirmeye çalıştıysa da çok da başarılı olamadı. Şehir bir anda yok olmuştu ve Gregos Mazi dışında kimse şehre ne olduğunu bilmiyordu. Gregos Mazi de ilerleyen zamanlarda kendisine vaat edilen ödülü almak için kendisini tekrar şehre ışınladı ve hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediğini öğrendi. Ancak artık onun için de çok geçti. Juris Khan kendisini yakaladı ve infaz etti. Şehir günümüzde hala gizemini korumaktadır. Diablo 3 teaser sinematiğinde çok kısa olarak gösterildiğinde acaba şehir geri mi geliyor sorularını ortaya çıkardıysa da konuyla ilgili bir gelişme olmadı. Bu olaydan tam 2000 yıl sonra Kentrul Dumon isimli bir tüccar, Kuov Tisin isimli bir büyücü ve Zyle isimli bir necromancer şehri bulmak adına bir sefer düzenlediler. Ancak şehrin kendisinden ziyade yankısı ile karşılaştılar. Denilir ki aslında gördükleri şeyler yankı değil yanılsamaydı. Şehir arafta kaldığı için bu tarz olaylar yaşanmaktaydı. Yureh şehrinin hikayesini Gölge Krallık isimli kitaptan öğreniyoruz. Nimnir Dağı'nın doğusunda bunlar yaşanırken büyücü klanlar gelişmeye devam ediyordu. Büyücülerin bu altın çağı yaklaşık 1500 yıl sürecekti. Eskiden ruh klanı olarak anılan Vigeray, diğer klanlara ruh çağırma büyülerini yani iblis çağırma büyülerini yapmayacaklarına dair söz vermişti. Ancak huylu huyundan vazgeçmeyecekti. Bu sırada Vigeray klanı diğer büyücü klanlara nazaran daha fazla gelişti ve yine ruh büyüleri üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Bunu öğrenen diğer klanlar Vigeray'ı uyardı. Ancak durum pek değişmedi ve karşılıklı suikastçıların gönderildiği bir soğuk savaş dönemi başlamış oldu. Ama bu durum Vigeray'ın lehine dönmeye başladığından diğer büyücü klanları Vigeray'ın başkenti olan Vizjun isimli şehre baskın düzenledi ve 1000'e yakın büyücüyü burada katletti. Vigeray klanının cevabı sert olacaktı.
İblis çağırma büyülerini daha agresif hale getirdiler ve amansızca düşmanlarının üstlerine saldırdılar. Hatta iblis çağırma büyülerinde daha ileri giderek Torajan ormanlarını mesken edinmiş yerel halk olan Umbaru kabilesinin üyelerinin bedenlerini kullanarak onların içlerine çağırdıkları iblisleri yerleştirdiler. Hatta bu acımasız deney sonucu oyunda çokça karşılaştığımız Khazra ırkı ortaya çıkmış oldu. Umbaru klanını ise oynanabilir Witch Doctor sınıfından tanıyanlarınız olabilir. Heroes of the Storm'da yer alan Nazibo isimli karakter de bu kabileye mensup idi. Vigera'nın acımasız yıkımı devam ederken bu sefer Vigera içinde bir iç savaş patlak verecekti. Klanın yönetici seviyesinde bulunan iki kardeş, iki farklı iblis kullanma felsefesi güdecekler ve fikir ayrılığına düşeceklerdi. Bu kardeşlerden ilki Horazon idi. Horazon, çağrılan iblislerin iradelerini kırarak kendi kontrolüne alıyordu ve bunun klanı ve insanlık için en iyi olduğuna inanıyordu. Ki aslında tüm iblis çağırma olayı kötü bir olgu iken kontrol altında tutma çabası yine bir nebze iyilik gibi görünüyordu. Çünkü diğer kardeş Bartuk çağırdığı iblisleri kontrol altına almak istemiyordu. Çünkü insanoğlunun iblislere tapması gerektiğini düşünüyordu. Kontrol altında olmayan iblislerin yıkıcı gücü de haliyle çok fazla oluyordu. İşte bu nedenle Horazon'un felsefesi Bartuk'un inancına göre bir nebze daha masum sayılabilirdi. Bartuk'un yöntemi başta Vigeray klanını kurtarıyordu. Ancak önünde düşman kalmayan iblisler doğal bir sorun olma potansiyeli taşıyordu. Ve çok geçmeden bu ikili arasında iç savaş patlak verdi. Bartuk yaptıklarıyla ve savaşta gösterdiği başarılarla düşmanlarına korku salıyordu. Öldürdüğü insanların kanıyla yıkanmasıyla da ün yapmış bu savaş dehası büyücü general, kardeşi Horazon tarafından acı bir şekilde öldürülerek durdurulacaktı. Bu, büyücü klanlarının savaşının sonu olacaktı. Vizjun şehri yerle bir olmuş, bütün dünya bu savaş nedeniyle sarsılmıştı. Bu nedenle insanoğlu büyü klanlarına bir daha güvenmeyecek ve büyünün çağı acı bir şekilde sona ermiş olacaktı. Horazon bu olaydan sonra Arcane Sanctum adı verilen ve kendisi tarafından yapılan büyüsel bir alana inzivaya çekilecektir. Bu yeri Diablo 2'de ziyaret etmiştik. Ancak burada Horazon'un izine rastlamadık. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra öldüğü varsayıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Büyücüler arasında yaşanan bu büyük savaş en çok üzerinde yaşadığımız dünyayı etkilemişti. Birçok masum can vermiş ve birçok bölge yaşanmaz hale gelmişti. Bir grup insan bunun tekrar yaşanmayacağından emin olmak istiyordu ve Vizjaktar isimli bir suikastçı birliği kuruldu. Diablo 2'de oynanabilir sınıf olan Assassin ve Diablo 3'te oynanabilir sınıf olan Demon Hunter bu birliğe üye karakterlerdi. Evet arkadaşlar, bu şekilde büyü çağı sona ererken insanoğlu tekrar dinsel inançlara dönecektir. İnancın çağına ise bir sonraki videoda gireceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.